Merhaba teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzun konuğu hemen yanı başımda bulunan XPG Defender Pro bilgisayar kasası. İncelemeye gelen Defender Pro siyah, bu modelin bir de beyaz rengi bulunuyor. Defender Pro'ya ilk baktığımız zaman dikkat çeken detaylardan bir tanesi önündeki mesh yapı. Özellikle oyuncular tarafından sistem toplarken veya da hazır sistem alırken kasanın mesh yapılı olmasına özen gösteriliyor. Kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de sistemin soğutma performansına oldukça etkisinin olması, özellikle sistem daha ferah bir şekilde çalışmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Kasanın yan tarafında cam panel bulunuyor. Bu cam panel 3 mm'lik kalınlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kasayı satın aldığınız zaman arka ve ön tarafında koruma jelatinleri bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani herhangi bir çizilmeye karşı olmak üzere. Bu camı kasaya tekrar taktığınız zaman arka tarafından iki vida ile birlikte sıkabiliyorsunuz. Gönül isterdi elbette menteşeli yapının olması. İçerisinde 3 adet RGB aydınlatmalı fan bulunuyor. İkisi ön tarafta, diğer fan ise arka tarafta egzoz fanı olarak kullanılıyor. Ön taraftaki mesh paneli kolaylıkla hafif bir güç uygulayarak çıkartabiliyorsunuz. İç tarafı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ön mesh kapakta 3 tane, sağda 3 tane, solda olmak üzere toplam 6 tane mıknatıs bulunuyor ve bunlar bu şekilde daha kolay takıp çıkartabiliyorsunuz. Ön yapı mesh olduğundan dolayı bir zaman sonra tozlanma yapabiliyor. Kolay bir şekilde çıkartıp temizledikten sonra tekrar takabilmek mümkün. Ayrıca XPG bu tozlanma durumu öngördüğünden dolayı tozlanmayı sadece bu mesh yapı korumuyor. Ek olarak fanların üzerine gelebilecek şekilde bir filtre mevcut. Yukarı hafif bir güç uygulayarak çıkartabilmek mümkün. Gördüğünüz gibi bu da ayrı bir filtre. İki fan burada. Alt tarafta bir tane de boş fan alanımız var. Ancak böyle bir kasaya bir fan daha eklenebilirmiş açıkçası. Direkt olarak takım şeklinde aydınlatma daha uyumlu olabilir. Bu fanlar ayarlanabilir RGB olduğunda altını çizelim ki içerisinde bir kontrolcü var ve bu kontrolcüyle birlikte aydınlatma ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. RGB aydınlatma için bir tuş konumlandırılmış. Altında da zaten ampul simgesi olduğunu görüyoruz. Aydınlatmayı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Kasanın ön tarafı 120 mm ile 140 mm'lik fanları destekliyor. Ancak 120 mm fan takacaksanız 3 tane takabiliyorsunuz. 140 mm takacaksanız 2 adet fan takabiliyorsunuz. Kasanın üst tarafına ise 2 adet 120 mm ve 140 mm'lik fanları takabilmek mümkün. Egzoz fanı olarak da 120 mm desteği mevcut. Sisteminizde bulunan işlemci için bir sıvı soğutma takmak istediğiniz zaman ön tarafa 360, 280 ve 240 mm'lik radyatörleri takabilmek mümkün olurken üst tarafı ise 280, 140 ve 120 mm'lik radyatör takabiliyorsunuz. Defender Pro hemen şu altta çıkacak anakartları desteklerken ek olarak ATX anakartları da desteklediğini altını çizelim. Günümüzde üst seviye bir ekran kartı satın almak istediğiniz zaman ilk bakacağınız durumlardan bir tanesi elbette kasanın boyutu ve hacmi. Satın alacağınız ekran kartının boyutu sisteminizin kasasına uyumlu mu değil mi bunu gözlemlemek. Defender Pro 400 mm'lik ekran kartı uzunluğunu desteklerken 27.3 mm'lik ekran kartı dikey kurulumuna izin veriyor. Ayrıca herhangi bir şekilde kule tipi bir işlemci soğutucu takmak istediğiniz zaman burada da 170 mm'lik işlemci soğutucu yüksekliği sağlıyor. Ek olarak kasanın üstünde 2 adet USB 3.0 portu, 1 adet 3.5 mm'lik hibrit jack girişi, az önce de bahsettiğimiz gibi bir adet aydınlatmayı kontrol etmemiz için bir düğme ve güç düğmesi yer alıyor. Bazı kasalarda reset tuşunu da görebilmek mümkün olurken Defender Pro'da reset tuşu bulunmuyor. Elbette kasaya depolama ürünleri de takmak istediğiniz zaman 2 adet 3.5 inç ve 2.5 inçlik depolama ürünlerini takabilirken arka tarafından takabileceğimiz kızaklı sisteme 2 adet 3.5 inçlik hard diskleri takabiliyorsunuz. Bu arada kasanın ön tarafı gerçekten sade çünkü kızaklı sistem olmak üzere birçok işlevlik arka taraftaki alandan gerçekleştiriliyor. Eski kasalarda özellikle kızaklı sistemler ön tarafta bulunurdu ve görüntü anlamında biraz kötü durabiliyordu. Birçok kasada da görebildiğimiz gibi Defender Pro'da da ön taraf biraz daha sadeleştirilmiş. Power supply'ı konumlandırdığımız kısımda bir açıklık var. Burada power supply üzerinde bulunan detayları görebiliyorsunuz. Marka logosu, işte watt değerleri vesaire. Şu kısım biraz daha geniş alınmış çünkü herhangi bir şekilde fan takmak için veya da bir soğutucunun radyatörünü takmak için biraz daha geniş bırakılmış. Defender Pro'nun boyutları ise şurada belirttiğimiz gibi kasanın ağırlığı ise 7.37 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak üst tarafta bulunan kısımda bir filtre daha var. Bu da aynı şekilde mıknatıslı, şöyle göstereyim. Kenarlarında mıknatıslar var. Temizlik esansını kolayca çıkartıp tekrardan takabilirsiniz. Yine kasanın alt tarafında bir
filtre var. Toz filtresini kasa temizliği esnasında kolayca çıkartılıp takılabilecek bir şekilde tasarlanmış. Ayaklarının altında da kaymaz kauçuklar bulunuyor. Özellikle de bir masaya konumlandırdığınız zaman kasayı herhangi bir şekilde çizmeyi önlediğini de söylemek mümkün. Kasanın arkasında anakartın portlarını konumlandıracağımız kısım yer alırken hemen sağında egzoz fanımız. Bu arada Defender Pro ile birlikte gelen fanlar XPG Vento isminde ayarlanabilir RGB fanlar olduğunu da söyleyelim. Ben kasanın en çok tabii ki mesh yapısını sevdiğimi söyleyebilirim. Bu mesh yapı korunarak güzel bir tasarım elde edilmiş. Sadece ön tarafta XPG logosunu görebiliyoruz ve herhangi bir şekilde göze kalabalık gelecek şekilde bir tasarım yok ortada. Kasada kablolama yapmak istediğiniz zaman da işiniz oldukça kolay. Özellikle estetik açısından kablo yolları, kauçuk yapıda ve kabloları siz aradan geçirdiğiniz zaman güzel bir estetik yakalanıyor kablolama tarafında. Arka taraftan baktığımız zaman power supply kısmı, az önce bahsettiğimiz kızaklı sistem ve radyatör ve fan için boşluk bırakılmış. Özellikle estetik açısından şu kauçuk yapıdaki kablo yollarını birçok kullanıcı seviyor. Ayrıca ayarlanabilir RGB fanlarla gelmesi de kullanıcılar için artı durumlardan bir tanesi. Peki sizler kasayı nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.